Arkadaşlar hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim çıtır çıtır patatesli börek yapacağız. Çok kolay olacak. Böyle kahvaltıları da hazırlayabileceğiniz bir börek olacak. Akşamdan hazırlayın, dolaba kaldırın. Sabah çayınız olana kadar börekleriniz de pişecektir. Patatesleri bu şekilde kabuklarını soydum. Az suda haşladım. Şimdi sıcağıyla hemen eziyorum. Patates harcımı hazırlayacağım. Sosumu da hazırlayacağım. Ondan sonra böreği sarmaya başlayacağım. Kahvaltıya illa sigara böreği yapılacak diye bir kural yok. Bu börek de çok yakışıyor. Hem yağlı da olmuyor. Yeterli. İçerisine tuz, karabiber, pul biber ve toz biber ilave ediyorum. Arzu ederseniz kuru soğanı kavurup içine dökebilirsiniz. Ama ben kuru soğan koktuğu için sevmiyorum. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ. İç harcım hazır. Şöyle bir karıştırayım. Patates pürem hazır artık. Onu kenara alıyorum. Sosunu hazırlayacağım. Öyle sosunda da çok fazla bir şey yok. Bir su bardağından şu bir parmağını patates için harcına kullanmıştım. Gerisini de buna ilave ediyorum. Yani bir parmak eksik sıvı yağ koyabilirsin. Bir su bardağı da su. Sosum bu kadar basit. Şimdi bunları kenara alayım. 4 adet yufka kullanacağım. Yufkamı şöyle tamamen açıyorum. Sostan 3-4 yemek kaşığı kadar koyuyorum. Alttan şöyle karıştırarak alıp suyundan da gelsin. Fırçayla dağıtıyorum. Tekrar yufkayı ikiye katlıyorum. Tek kat yaparsanız çok ince olur. Önce ortadan kesiyorum. Sonradan ikiye, yani bir yufkayı dörde bölüyorum. Şu şekilde önümü doğru çevireyim. Üzerlerini birazcık sostan sürüyorum. Uç kısmı 20 yemek kaşığı kadar patatesten koyuyorum. Üzerine atıp sarıyorum. Hafif sıkıyorum. Uç kısmı ıslatıp sarıyorum. Yanlardan atıyorum üzerine. Hafif sıkarak sarıyorum. Bir tane daha göstereyim. Ondan sonra ben diğerlerine devam edeceğim. Şöyle dağıtıyorum. Çok aşırı derecede de sostan dökmeyin. Bir 4 yemek kaşığını geçmesin. Bu sefer çok fazlasıyla yırtılır yufkalarınız. Yufkayı ikiye katlıyorum. Daha pratik olması için aslında şurada kesmeden önce yağlarsak daha rahat olacak. Ortadan kesiyorum. Patates püresinden uç kısmı koyuyorum. Şöyle düz atın, daha rahat sarılacaktır.
Böreklerin hepsini tamamladım. Mutfağa ufak bir misafirimiz geldi. Şu anda kucağımda kızım durmadı. Şimdi bunları yağlı kağıdı serdiğim tepsiye diziyorum. Hafif şöyle aralıklı olacak şekilde dizmeniz yeterli. Tam videoya başlarken ağlamaya başlıyor. Sanki özellikle ayarlamış gibi. Kusuruma bakmayın lütfen. Bir adet yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı sıvı yağ koydum. Şöyle sürüyorum. Üzerine çörek otu atıp 180 dereceli fırında üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Çok aşırı fırında tutmayın. Bu sefer kuruyabilir. Fırına götürüp dikkatlice pişiriyorum. Böreği fırından çıkardım. Tam kıvamında çok güzel kızardı. Şöyle hemen bir tanesini içini de göstereyim. Çıtır çıtır oldu. Üzerine örtmezseniz böyle çıtır çıtır kalabilir. Umarım sizler de denedikten sonra çok daha güzel sonuçlar alırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.